Merhaba, şimdiki kitabımız hayvanlar hakkında. Bu ve bundan sonraki kitap hayvanlar hakkında olacak. Bir sürü yeni kelime, sadece hayvan adları değil, bir sürü fiil, sıfat öğreneceğiz. Ve vücudumuzun bazı bölümlerini öğreneceğiz. Kitabın sonunda gene sorular olacak, dikkatli dinleyin. Hello, merhaba. My name is Paul. Benim adım Paul. I'm 9 years old. Bakın temel kendini tanıtma cümlelerini kaçıncı kitap oldu bir daha söylüyoruz. Artık bu cümleleri kendiniz kurabiliyor olmalısınız. Kendinizi böyle tanıtabiliyor olmalısınız. Hatta lütfen kendinizi bu cümlelerle tanıtan birkaç cümle bana yazın. Ben her gün kontrol ediyorum. Size dönüt veririm. Şurası doğru, işte şurayı düzeltelim diye. I am 9 years old. 9 yaşındayım. I am a student. Öğrenciyim. Student, öğrenci. I like animals. Like kalıbı neydi? Like, sevmek. Don't like, sevmemek. Animal, hayvan. Animals, hayvanlar. I am at the pet shop now. Pet shop'ta, aslında pet shop dilimize de pet shop diye geçmiş. Evcil hayvan dükkanı. Şimdi evcil hayvan dükkanındayım. Now, şimdi. Şimdi evcil hayvan dükkanındayım. There are pets at the pet shop. Pet shop'ta, ben pet shop diye devam edeceğim. Evcil hayvan dükkanı olarak bilmem ama pet shop diye devam edeceğim. Pet shop'ta evcil hayvanlar var. Eğer birden fazla şeyden bahsediyorsa there are. Tek bir şeyden bahsediyorsa there is. Var anlamı verir. Look at the pets. Evcil hayvanlara bak. Look, bakmak. Şuna, hani ea ekini vermek için normalde et deda ekidir arkadaşlar. Ama bu bir kalıp. Bu bir kalıp. Hangi fiille hangi preposition yani ek kullanılır? Bunları ancak böyle okuma yaparak zihninize yerleştirebilirsiniz. Ezberleyerek çok zor. Çok zor. Kulak aşinalığıyla ancak halledebilirsiniz. Hayvanlara bakın. Yani hayvanlarda bakın değil. They are friendly. Çok arkadaş canlısılar. Çok sevimliler yani. There are three birds at the pet shop. Cümle biraz daha uzadı. Aslında biraz level 2'ye geçmiş bulunuyoruz yavaş yavaş. Haberiniz olsun. Pet shop'ta bak deda bu sefer. Pet shop'ta 3 kuş var. They are very sweet. Çok tatlılar. Onlar çok tatlı. They are, onlar, on the cages. Kafesin üstündeler. Kafeslerin üstünde. On. There are, var, ne var söyleyecek. Two yellow birds and one purple canaries. İki sarı kuş, bir tane de mor kanarya var diyor. Speaking'inizin gelişmesi için sürekli benden sonra durdurun, tekrarlayın, durdurun, söylemeye, aynı şekilde söylemeye çalışın. O ağızlar oynamadan maalesef olmayacak. They are two legs. They have two legs. İki bacakları var. Have, sahip olmak. İki bacağa sahipler. İki bacakları var yani. They can fly very well. Çok iyi uçabilirler. Can, ebilmek. Can't, yapamamak. Can, yapabilmek. Ne yapabiliyor? Uçmak. Fly. Çok iyi uçabilirler. Şimdi önemli kelimeleri hatırlayalım. Student, öğrenci. Animal, hayvan. Pet shop, evcil hayvan dükkanı. Haliyle pet, evcil hayvan. Friendly, arkadaş canlısı. Bird, kuş. Sweet, tatlı. Cage, kafes. Yellow, sarı. Bird, kuş. Purple, mor. Bak renkler, bacak, vücudun bölümleri, sayılar. Nasıl hepsi bir gidiyor, görüyor musunuz? Fly, uçmak. Devam etti. Şöyle alalım. Wow, there are four cats. Dört kedi var. They are lovely. Çok sevimliler. They are two white and two black cats. İki beyaz, iki siyah kedi.
They have 1, 2, 3, 4 legs. 4 bacağı var and a tail ve bir kuyruğu var. They can jump. Bak, can kalıbını görüyor musun? Have kalıbı, can kalıbı. Şu su var, they have. Şuna sahip yani. Ondan sonra şunu yapabilir. They can jump. Demin ne dedi? They can fly. Mesela kendi kalıplar, cümleler hemen kurun. I can şu, I can bu. Şunu yapabilirim, şunu yapamam. Hemen kurun. Cümle kurmaya çalışın ve sesli söyleyin. Zıplayabilir and run ve koşabilirler. I love cats. Kedileri seviyorum. I like playing with cats. Kediler ile oynamayı seviyorum. They like playing with ball. Top ile oynamayı severler. There are 3 dogs. Yeni bir hayvan tanıyoruz. At the pet shop. Pet shop'ta 3 köpek var. They are black and white. Siyah beyazlar. They have big noses. Büyük burunları var. 2 long ears. Bak görüyor musunuz? Bacak öğrendik. Leg. Şimdi burun, kulak, kuyruk. 2 long ears. 2 uzun kulağı. 4 legs. Neydi 4 legs? 4 bacağı and a tail. Tail neydi? Ve bir kuyruğu var. Big nose, nose burun, ear kulak, leg bacak, tail kuyruk. They're lovely. Çok sevimliler. Sevimli anlamında ne söyledik? Sweet. Not alıyor musunuz? Not defteriniz yanınızda mı? Not ala ala gidiyorsunuz. Hikaye dinler, masal dinler gibi değil. They can run fast. Hızlı koşabilirler. Bak, hem can hem can't kalıbı beraber. But they can't fly. Ama uçamazlar. Koşabilirler ama uçamazlar. They are very friendly. Çok arkadaş canlısılar. Önemli kelimelerin bir daha üstünden geçeyim. Dog köpek. Black siyah. White beyaz. Big büyük. Nose burun. Long uzun. Ear kulak. 4 4. Leg bacak. Tail kuyruk. Lovely sevimli. Run koşmak. Fast hızlı. Fly uçmak. Friendly arkadaş canlısı. Cat kedi. Lovely sevimli. White beyaz. Black siyah. Leg bacak. Tail kuyruk. Jump zıplamak. Run koşmak. Play oynamak. Ball, top. There are 4 fish in the pet shop. Pet shop'ta 4 balık var. They are colorful. Rengarenkler, renkliler. They are lovely. Sevimliler. Hep aynı kalıp bak. They are lovely. They are in the aquarium. Akvaryumun içindeler. They can swim. Bak gene yapabilir, yapamaz diyecek. They can swim, yüzebilir. But ama they can't fly, uçamaz. There are, mesela şu an artık bu cümleyi siz çeviriyor olmalısınız. Şu cümleyi siz çeviriyor olmalısınız. Bakalım, kendiniz yapabileceğiniz şeyleri ben size söyleyeceğim. There are 5 rabbits in the pet shop. Pet shop'ta 5 tavşan var. They are white, beyazlar. White mesela üçüncü, en az 3 tür geçiyor. They have neleri var bakalım. 4 legs, 4 bacağı, long teeth, uzun dişleri and a small tail ve küçük kuyrukları var. They are lovely. Bak bir daha aynı cümle siz çevirin. They can run fast but they can't fly. Bu cümleyi de siz çevirmelisiniz artık. Hızlı koşabilirler ama uçamazlar. They like carrots. Ne severler? Havuç, değil mi? I love rabbits. Tavşanları severim. Rabbit tavşan. White'ı söyledik. Leg bacak. Teeth dişler. Tek bir diş derse tooth olur. Tooth. Bu kelime S ile çoğaltılmayanlardan. Long uzun. Demin de kulaklar için kullandık. Small
Küçük, az önce büyük dedik. Burun için big, büyük, small, küçük. Tail, kuyruk. Run, koşmak. Bu sık kullanılan fiiller bunlar. O yüzden bir daha söylüyorum. Fast, hızlı. Fly, uçmak. Carrot, havuç. Rabbit, tavşan. Fish, balık. Balığın çoğulu balıklar derse, bak, for fishes demedi. Mesela sormanız lazım bunu. Hani S koyuyorduk çok olunca? Koymadık. Çünkü balığın çoğulu gene fish'tir. S koymaz. Kelime değişmez. Aynı buradaki gibi. Colorful, renkli. Akvaryum zaten. Swim, yüzmek. Fly, uçmak. Bak, yüzmek, uçmak, koşmak. Bir sürü fiil şu an öğrenmiş oldunuz. Devam ediyoruz. Daha da geliyor. There are four turtles in the pet shop. Pet shop'ta 4 tane kaplumbağa var. They're green. Renkler de geliyor. Yeşil. They have four legs. Artık siz çevirin. Hatta çevirin, bana yazın. Hatta durdurun, çevirin. 4 bacağı sahipler. 4 bacaklar var. They are very slow. Slow'un biz tam zıttını öğrendik deminden beri. Kaç kere oldu geçti. Neydi tam tersi? Fast. Hızlı. Slow. Yavaş. They can walk. Yürüyebilir. But they can't run fast. Ama hızlı koşamazlar. Hızlı koşmak. I love turtles. Kaplumbağaları çok severim. Four leg zaten söyledik. Slow. Slow müzik diye dilimize de geçmiş. O ağır ağır mıymış şarkılar. Slow müzik işte. Ağır müzik, yavaş müzik yani. Run, koşmak. Fast, hızlı. Slow, yavaş. Walk, yürümek. Run, koşmak. Tamam mı? I buy a white rabbit and a green turtle. Beyaz bir tavşan ve yeşil bir kaplumbağa satın aldım. I love rabbits and turtles. Tavşanları ve kaplumbağaları severim. Dikkatli dinliyor musunuz? Sorulara yaklaşıyoruz. Their names are Robbie and Totty. Adları bunlarmış. They are very lovely. Gene sevimli dedi. I go home with my rabbit and turtle. Tavşan ve kaplumbağam ile eve gidiyorum. They are my new friends. Benim, onlar, benim yeni arkadaşlarım. Burada önemli, sık kullanılan fiil buy, satın almak. Şimdi neler yapacak onlarla? Yeni kavramlar. I play with my rabbit. Tavşanımla oynuyorum. Robbie can run fast. Kitap okumanın güzelliği, kitaplar üzerinden öğrenmenin, okuma parçaları üzerinden. Aynı şeyi bir daha o kadar çok tekrarlıyor ki öğrenmemeniz imkansız. Bu kitabın sonunda bacak ne demek, hızlı koşmak ne demek, uçmak ne demek, yüzmek ne demek, bunları kesin öğrenmiş olacaksınız. Beyaz ne demek, yeşil ne demek. Hızlı, you can run fast in the garden. Robbie bahçede hızlı koşabiliyor. Garden, bahçe. Robbie likes carrots. Az önce de geçti. Havuçları sever. There are, var diyecek, ne var? 3 carrots over there. Orada, over there, orada 3 tane havuç var. Let's eat carrots. Let's neydi? Hadi şunu yapalım, bunu yapalım, tekliflerde. Havuç yiyelim. Eat, yemek. I'm very happy. Çok mutluyum. Biraz da duygulara giriş yaptık. Şimdi carrot, havuç. Eat, yine. Play, yine. Bunlar sık kullanılan fiiller. Eat, yemek. Play, oynamak. Run, koşmak. This is my little turtle. Bu benim küçük kaplumbağam. This is very sweet. Çok tatlı. Ya lovely diyor ya sweet diyor. İkisi de tatlı. I like my turtle. Kaplumbağamı seviyorum. It's Totty. Totty. Totty can swim in the pool. Havuzda yüzebilir. In the pool. Havuzda yüzebilir. I can swim with Totty in the pool. Bak, cümleyi uzattı. Normalde I can swim dese kurabilirsin cümleyi. Kimle? Totty ile. Nerede? Havuzda. Havuzda Totty ile yüzebiliyorum. Totty is happy. Totty mutlu. I'm happy too. Too neydi? Önceki kitaplardan. D'da.
Ben de mutluyum. Totya mutlu, ben de mutluyum. Sıvıyım, yüzmek. Unutmayın. Haydi bakalım. Son. Devam ediyoruz. I go on a picnic with my pets. Hayvanlarımla pikniğe gidiyorum. Go on a picnic. Go to değil bak. Bu da bir kalıp. Go on a picnic. We play football. Futbol oynuyoruz. We eat pizza and cakes. Kek ve pizza yiyoruz. I like my pets. Hayvanlarımı seviyorum. They're very lovely. Çok sevimliler. We like playing football. Futbol oynamayı seviyoruz. We go to the park. Parka gidiyoruz. Şimdi parkı tanıtacak. I like park. Parkı seviyorum. It's very funny. Çok eğlenceli. Robbie and Totty like park. Robbie ve Totty parkı seviyorlar. They're my friends. Onlar benim arkadaşlarım. We swing on the swing. Bak, swing hem salıncak hem sallanmak. Salıncakta sallanıyoruz. We slide down the slide. Slide hem kaydırak, kaydırağı çizmemiş, hem kaydırak hem kaymak. Yani hem isim hem fiil. Slide down the slide. Kaydıraktan aşağı kayıyoruz. Thank you my pets. Teşekkür ederim hayvanlarım. I'm very lucky. Çok şanslıyım. Şimdi bu slide'ı da aklınızda tutmanız için gene dilimizden bir örnek vereyim. Slideshow var ya PowerPoint'te. Niye slideshow? Çünkü slide şeklinde slide hazırlıyoruz diyoruz ya. O slide'lar ne yapıyor? Kayarak geçiyor. O yüzden adı slideshow. Devam ettim. Şimdi sorular. Hazırsak başlayalım. Önce eşleştirme. Look at the pictures and match. Resimlere bak. Resimlerde değil. Bak kalıbı görüyor musun? Look at, look at. Resimlerde bak değil. Resimlere bak. And match ve eşleştir. Bu kim? Bu kim? Bird, kuş. Hatta biraz daha özel adını verelim. Parrot, papağan. Cat. Şöyle kaldırayım mı? Görünmüyor. Şurada. Cat. Dog. Fish. Yazılışlarını da görün diye gösteriyorum. Rabbit. Turtle. Şimdi şöyle şuradaki sorular. Choose the correct one. Doğru olanı seçin. Choose seçmek. Sık kullanılan bir fiildir. Kim bu? Rabbit. What's this? Bu ne? Rabbit. Diğerlerini hatırlayan turtle, kaplumbağa, dog, köpek, rabbit, tavşan. Resme bakıyorum. Where is the turtle? Kaplumbağa nerede? Şimdi üstünde şeyini bilmemiz lazım, kelimesini. It is under the table. Masanın altında. Under, altında. Table, masa. It is on the table. Masanın üstünde. It is in the table. Masanın içinde. Hayır, on the table. Üstünde. What color is this fish? Bu balık hangi renk? What color? Ne renk? Pink. Red. Blue. Pink pembe. Red kırmızı. Blue mavi. Red. Red fish. Kırmızı balık. What is this? Bu ne? Cat, rabbit, dog. Which one? Dog, köpek. Diğerlerini hatırlayalım. Cat, kedi, rabbit, tavşan. Son bir tane. What is this? Bird, fish, frog. Which one? Hangisi? Bird, kuş. Hatta biraz daha detay verelim. A green bird. Yeşil bir kuş. Fish neydi fish? Balık, frog, kurbağa. Sadece sorulardan bile bir sürü kelime öğrendiğinizin farkındasınızdır inşallah. Lütfen dönüt verin. Sorularınız varsa sorun. Soranlar biliyor. Yardım etmeye hazırım. Başarılar. Teşekkür ederim.